Bugünkü zaman yolcusunda bir kez daha gizemli Twitter kahine Kızıl Deli Kahinden söz edeceğiz. Erzincan'daki altın madeni felaketini önceden haber vermesiyle bir anda yıldızı parlayan Kızıl Deli Kahin, özellikle deprem kehanetlerinin gerçekleşmesiyle tanınıyor. Sosyal medyada fenomen haline gelen Kızıl Deli Kahin, son olarak Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen depremi önceden haber vererek dikkatleri üzerinde topladı. Bugünkü yayınımızda Kızıl Deli Kahin'in yaşam felsefesi ve düşüncelerinden söz edeceğiz. İzlerken kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Çanakkale'de kısa bir süre önce 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkezi Biga olarak belirtildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Balıkesir'den de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Deprem sonrası sosyal medyada sallandı. Kızıldeli Kahin hesabının depremden bir gün önce uyarıda bulunduğu dile getirildi. Depremden bir gün önce yapılan paylaşımda, Ege kıyı, Marmara ve Marmara'nın Karadeniz yönü Malatya ve Çeperi. Bu lokasyonlar her zamanki gibi aktif. Tavan 4 ile 5 arasında. Şimdilik verilebilir analiz değeri bu ifadeleri yer aldı. Deprem sonrası ise aynı hesaptan yeni bir paylaşım geldi. Bu seferki paylaşımda "Evet Çanakkale verdi atağını, geçmiş olsun." denildi. Kızıl Kahin'in takipçileri gökyüzü hareketlerine dayanan sezgilerle yapılan irili ufaklı deprem kehanetlerine alışık. Sosyal medya kahini olarak da bilinen Kızıl Kahin, ilginç bir yaşam felsefesine sahip ve bu felsefesini sosyal medyada dile getiriyor. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kırmızı çizgileri olarak tarif eden Kızıl Delikahin, vahdeti vücut felsefesine inanıyor. Kutsal kitapların kozmik gerçeklerin insan beyni ile algılanabilir hale olduğuna inanan Kızıl Delikahin, İbrahim Peygamber'in babasının göbekli tepedeki tapınağın rahibi olduğunu düşünüyor. Özellikle dalga ve enerji konusunda bilim dünyasının çok geride kalığını dile getiren Kızıl Delikahin, İnsanın algısında yer eden aksakallı yaşlı tanrı figürünün gerçek olmadığının altını çiziyor. İnsanın doğanın ve evrenin içinde önemsiz bir varlık olduğunu şu örnekle dile getiriyor. Ormanda kurt, kuzuya dalarken, aslan avını boğarken bizim ne kadar umurumuzda oluyorsa insanın acı çekmesi evrende o kadar ilgi çekiyor. Ancak orman yanarsa müdahale ediyoruz. Evrende ancak doğa tümüyle tehlikeye girerse o zaman müdahale eder. Kızıl Deli kehanetleri ve felsefesine kanalımızda yer vermeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın.